Ha, çocuklarıyla beraber falan ilgileniyoruz. Biz de kesim falan yapıyoruz burada. Valla abi biz odunlarız normalde. Biz de şeyle olarak kamyonla fişlerini kesip Mardin'e gönderiyoruz. Bursa'ya gönderiyoruz. Maraş'a gönderiyoruz. Diyarbakır'a gönderiyoruz. Ama hiç Mersin'e falan götürmedik doğrusunu isterseniz. Sizi pek fazla tanımadığımız için hani işte ne dersek ben bu çıkar. Sadece Emin amcam aradı işte. Zaten bizim müşterilerimiz böyle biz onlara götürüyoruz. Emin amcam az önce aradı işte bir abimiz var ya onlar bilgilerim de o da falan istiyorlar. Şimdi siz nasıl istiyorsunuz? Burada mı istiyorsunuz? Mersin'de mi istiyorsunuz? Kamyonlarımız sadece Urfa Maraş arasında çalışıyoruz. Hani Mersin'i biraz şey yaptık da işte pek onay falan vermediler. Bizim buradan gelecek olan varsa pahalı geliyorsa geliyorlar biliyor musun? Ama sizin oradan gelirseler batılı olduğu zamanlar biraz daha kırımlı geliyorlar. Şimdi bizimki ton başı 500 liraysa oradakiler 400 lira İslam derler. Yani bizimkiler biraz fazla istiyorlar. Ondan diyorum siz gönderirseniz daha şey olur, daha tasarruflu olur bence. Bizim burada da uzun biraz azaldı. Şu an valla bugün boştayız. Mesela bugün yükleme yapmadık. Dün mesela 3 tane kamyonumuz yüklendi. Urfa, Maraş'a gönderdik. Ama bugün hiç yükümüz yoktu gerçeği. Sağda da burada en uzun kalmamış. Çok az geliyor. Şu an kesimciler azaldığı için biraz az geliyor. Ama sizle bir anlaşma yaparsanız yani bir pazarlığımızı yapsak, anlaşırsak buradan size ayarlayabiliriz. Yani kamyonun falan buraya gelirse yükleyip bilip işlerini kesip gönderebiliriz. Ben Maraş'a getiriyorum, orada boşaltıyorum. Her şey bana ait. Evet. 1750 TL'ye düşüyorum ton başına. Kamyonumu tutuyorum, yüklüyorum, vergisini veriyorum, yükleme parasını veriyorum, fiş parasını veriyorum. Her şey bana ait. Gönderiyorum. Maraş'ta boşaltıyorum. 1750 TL paramı hesabıma atıyor. Yani o şekil. Şimdi siz mesela kamyon siz gönderseniz yani her şey burada bize ait olsa yükleme parası, fiş parası filan, masrafları filan hepsi bize ait. Burada kamyonunuzu yükleriz. Kantara getiririz. 1270 TL'den size veririz. Artık ne kadar kire istiyorsa kamyoncunuz o kadar verirsiniz. O zaman hesabınızı siz yaparsınız bu şekil. Daha önce odunlar daha ucuzdaydı. Daha ucuza veriyorduk. Yani kesimciler de bize ucuz veriyordu. 100 TL indirildi. Şu an 100 TL zamlanmış burada. Biz daha önce 1250'ye veriyorduk. Şimdi biraz masraflı falan olduğu zaman biz de 20 tane daha ekledik. 270 yaptık. 1270 TL'ye size burada yükleyip hazır bir şekilde getirip işte kamyon da size ait olacak yani masrafları filan siz götüreceksiniz. Artık devlete fişini kesiyor. Oradan da bir 5-6 milyar filan gidiyor. Bir de kamyon yükleme filan 3-4 milyar filan masrafı filan var. Urfa'ya getiriyorum 1650'den veriyorum orada. Maraş'a geldiği zaman 1750'ye veriyorum. Yani orada boşaltıyorum. Her şey bana ait. Valla şimdi Urfa için yüklediğimiz zaman bazı 44 tona da yüklüyoruz. Şimdi tırların sabit 328'dir trafik kurallarına uyması için. Bazıları da tam yükleyin diyorlar. Biz geçenlerde de bir tane yükledi 44,5 ton attı. Bazıları da 28, 30 da atan var, 35 da atan var. Yani böyle bu şekilde değişiyorlar. Yani her gün işte 4-5 kamyon gönderebilirsiniz, gönderemeyiz. Çünkü odun sahada çok azdır. Bunlar zor buluyoruz. Mesela en son dün yükledim. Dün yükledim, zor valla 4 kamyon yükleyebildim, gönderdim. Bugün yani sahaya dolaştım, gezdim. Tek bir kamyon da bulamadım. Pazar ama cumartesi pazar kesimciler kesiyorlar işte sahaya indiriyorlar. Biz de onlardan kamyonlarımızı yatırıyoruz, oradan yükleyip götürüyoruz. Devletimize vergi veriyoruz ya. En az 4-5 milyar kesiyorlar. Yani onlara bağlı 4,5 kesen var, 5 kesen var, 6 kesen var. Şimdi topladığımız bir yer, bir saha açıyoruz. Mesela köye yakındır. Askeri bölgeleri falan var orada zaten. Yani güvenlik açısından hiçbir sıkıntısı yok. O traktörle saha getirenler ona tehlikede. Ama kamyoncuların yol güvenliği yani %100.
Askerler zaten kuleler de var. Bir sürü kule var. Yani güvenliği sağlıyorlar. Bizim sıkıntısı yok orada. Valla tahmin olarak şimdi zaten cumartesi pazar yükleme yoktur. Çünkü ormancılar fiş kesmiyorlar. Mesaisi yok cumartesi pazar. Ona tatil yapıyorlar. Pazartesi yani buradan çıkartabiliriz kamyonu. Kesimler çoğu tarafta askeri ihaleleri var ya. Hepsi oraya çekilmişler. Yani o pençe kilit falan askeri için ihale açılmış. Onları oraları falan kesiyorlar. Hmm. O yüzden bizim kesimciler biraz azalmış. Ondan odun geliyor. Şimdi bir ay önce deseydiniz 20 kamyon, 30 kamyon deseydiniz gönderebilirdik. Günlük gönderebilirdik ama şu an çok azalmış. Bu kaç senedir sürekli kesiyoruz burada. Son 2-3 yıl bu pençe bu terör nedeniyle daha çoğaldı.